Bugün Arife günü, yarınsa Kurban Bayramı. Birçoğumuzun evinde, mutfağında tatlı bir telaş olacak. Kavurmalar yapılacak, sarmalar pişecek. Mutlu aile sofraları kurulacak belki. Biz de evimizde kavurmamızı nasıl yapıyoruz? Bugün bundan bahsedeceğiz. Yumuşacık, lokum gibi etler nasıl pişirilir? Ayrıntısıyla videoda vermeye çalıştım. Umarım faydasını görürsünüz, denersiniz ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Hazırsanız güzel bir bayram kavurması yapalım. Kavurma yapmak için tavam ocağı aldım. Şimdi altını da açıyorum. Yağını ilave edeceğim. Ben kavurma yaparken iç yağ kullanıyorum. İç yağ ile yaparsanız kavurmanız daha lezzetli olur. Burada 50 gram kadar iç yağ var. Eğer mutfak teraziniz yoksa 3 tepeleme yemek kaşığı diyebiliriz. İç yağ kullanmak istemezseniz de 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi yağlarımı tavaya ilave edeceğim. Ve erimesi için bekleyeceğim. Ama sıvı yağ kullanıyorsanız bu aşamada beklemenize gerek yok. Tavanız ısındığında etlerinizi ilave edebilirsiniz. Bu yağlar tavada büyük oranda eriyip böyle kızarana kadar kavuracağız. Kısa sürede eriyor zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük oranda küçüldüler. Yağını bıraktılar. Kızarmaya da başladı. Şimdi biraz altını kısıyorum. Yanacak çünkü. Şimdi biraz altını kıstım. Kızartmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yağlar büyük oranda eridi ve kızardı. Bu aşamada direkt etlerinizi atabilirsiniz de ama rahatsız ediyorsa eğer bu yağları şu şekilde toplayabilirsiniz. Ben bir kısmını alacağım. Şimdi yağımızı güzelce erittik. Etlerimizi ilave etme zamanı. Burada 500 gram kuşbaşı doğranmış etimiz var. Bunları tavaya dikkatlice ilave ediyorum. Tavamız çok güzel. Etlerimizi yüksek ateşte 2-3 dakika mühürleyeceğiz. Ondan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakacağız. Etlerimiz renk almaya başladı gördüğünüz gibi. Hepsi böyle kahverengi renk alana kadar yüksek ateşte mühürlemeye devam edeceğim. Bu aşamada tuz ya da baharat hiçbir şey eklemiyoruz. Şimdi ocağımızın altını tamamen kısalım. Kapağını da kapatıp pişmeye bırakalım. Etlerimiz suyunu tamamen salacak, ondan sonra çekecek. O zamana kadar ara ara karıştırarak pişireceğiz. Etimizin kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakmıştık. Şimdi kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi büyük oranda sulanmış. Suyunu tamamen çekene kadar kısık ateşte bu şekilde pişireceğiz. Ama suyunu çektiği zaman pişmemiş de olabilir. Çünkü etin yerine ve kalitesine göre pişme süresi etkilenir. Eğer etiniz sert kalırsa tekrardan sıcak su ilave edip pişirmeye devam edebilirsiniz. Biz de öyle yapacağız. Önce bakacağız pişmiş mi diye. Ondan sonra gerekirse biraz daha sıcak su ilave edeceğiz. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ara ara karıştırarak pişirmeye devam edeceğim. Etlerim suyunu tamamen çekti. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi kontrol edeceğiz. Etlerimiz yumuşamışsa eğer kapatıp servis edebiliriz. Şimdi bir tanesini feda ediyorum. Sertliğini kontrol edeceğiz. Eğer istediğimiz kadar yumuşamamışsa su ilavesi yapıp tekrar pişirmeye bırakacağız. Şimdi ben bir tanesini aldım. Bunun tadına bakacağım. Büyük oranda yumuşamış ama böyle lokum gibi yumuşacık da olmamış. O yüzden su ilavesi yapıp birazcık daha pişireceğim. Kısık ateşte tabii ki. Şimdi burada bir su bardağı kadar kaynar suyum var. Burada dikkat etmemiz gereken şey suyumuzun kaynar olması. Soğuk su eklemiyoruz. Bir su bardağı kadar
kaynar su ilave edeceğim. Tekrardan pişmeye bırakacağım. Bir su bardağı kaynar suyu ilave ettim. Şimdi tekrar kapağını kapatıyorum. Daha önceki gibi kısık ateşte suyunu çekene kadar pişireceğim. Biliyorsunuz burada yarım kilo et var ve bir su bardağı kadar sıcak su ekledim. Siz etin miktarını artırsanız da yine bir su bardağı kadar sıcak su ekleyin. Burada önemli olan suyun miktarı değil, o suyu çekene kadar geçen süre. Yani yarım kilo et de kullansanız, bir kilo et de kullansanız yine bir su bardağı kadar sıcak su ekleyeceksiniz. Lütfen suyun miktarını artırmayınız. Ara ara kapağını açıp suyunu çekip çekmediğini kontrol ediyorum. Kavurmamız eklediğimiz suyu da tamamen çekti. Şimdi tuzunu ilave edeceğiz. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Etimiz yumuşacık oldu arkadaşlar. Siz de evinizde birkaç püf noktasına dikkat ettiğinizde lokum gibi yumuşacık kavurmalar yapabilirsiniz. Şimdi altını kapatıyorum. O püf noktalarından bir tanesi eti mühürlemek. Videonun başında yaptığımız mühürleme işlemi çok önemli. Önce etimizi yüksek ateşte mühürlüyoruz. Daha sonra altını kısıp kapağını da kapatıp kendi suyunda pişmeye bırakıyoruz. Etiniz pişmezse eğer benim yaptığım gibi kaynar su ilave edip tekrardan pişmeye bırakabilirsiniz kısık ateşte. Ve bu şekilde yumuşacık etler elde edebilirsiniz. Ben sadece tuz ilave ettim ama siz çeşitli baharatlarla renklendirebilirsiniz. Özellikle pul biber ve kekik kavurmaya çok yakışır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.